Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz benimle oynama kanalına. Bugün yepyeni bir videolarla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün size Barbie'den yepyeni bir set tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. İlk bakışta da zaten hemen belli oluyor nasıl bir set olduğu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Barbie'miz öğretmen kılığına girmiş. Burada da bir küçük kız da var. O da herhalde Barbie'nin öğrencisi olması lazım. Burada da işte şu tahtayı görüyorsunuz. Yani fazla parçalar da yok zaten bu setin içinde. Ve bir arka tarafa bir çevirelim. Bakın bu nasıl gözüküyormuş. Evet, burada da görüyorsunuz Barbie'miz çok güzel. Her zamanki hali. Burada da işte küçük kızımızı görüyorsunuz. Burada da işte tahta var. Kalp boyamışlar. Burada da işte küçük kızın sandalyesi var. Yani öğrencinin. Yani ona benzer aynı setler de burada da var arkadaşlar. İşte bu set bizde. Şu öğrenci seti veya öğretmen seti. Bu da doktor seti arkadaşlar. Ve bu da veteriner seti. Yani 3 tane aynı benzer setlerden var. Daha bilmek istediğimiz bir şey, önemli bir şey var mı? Evet. Tabii ki de 3 yaşından itibaren ve markası da Mattel. Yani internetten falan sipariş edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, fazla zaman kaybetmiyoruz ve setimizi açıyoruz. Parçalarını birleştiriyoruz hep beraber. Ondan sonra da bakalım setimiz nasıl gözükecek. Öncelikle Barbie'mizi bir çıkartalım. Burayı koyalım Barbie'mize. Ondan sonra tahtamızı da bir çıkartalım. Bunu da oraya koyalım. Ondan sonra geri parçalarını da böyle dökelim. Daha var mı içinde bir şey? Gördüğünüz gibi içi boş arkadaşlar. Daha fazla bir şey içinden yok. Evet, setimizi biraz böyle bir kenara koyalım. Öncelikle Barbie'mize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Barbie'mizin uzun sarı saçları var. Mavi gözleri var. Pembe renginde dudak boyası var. Her zamanki gibi de Barbie'miz hep güzel. Böyle mavi bir ceket giymiş. Altında da böyle beyaz siyah bir tişörtü var. Kırmızı da bir kumaş pantolonu var ve siyah renginde topuklu ayakkabıları var arkadaşlar, görüyorsunuz. Barbie'mizin de bacaklarını böyle tepiştirebilirsiniz. Kolunu da böyle tepiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu kolu da böyle tepiştirebilirsiniz. Kafası tepişiyor mu? Evet, gördüğünüz gibi Barbie'nin kafası 360 derece döndürebiliyorsunuz. Yani arkaya öne de yapabiliyorsunuz. Yani bu öğretmenle herhalde kopya çekmek birazcık zor olabilir arkadaşlar. Tamam, Barbie'mizi bir öncelikle kenara koyuyoruz. Şimdi de öğrencimize bakıyoruz arkadaşlar. Acayip tatlı, sanki Barbie'nin küçük kızına benziyor. Bunun da kollarını böyle tepiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Kafası da bunun 360 derece dönüyor. Bunun bacaklarını da böyle tepiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunun da mavi gözleri var, sarı saçları var. Herhalde bu kesinlikle Barbie'nin küçük kızıdır gibi geliyor bana. Bir de böyle çok güzel, tatlı bir elbise giymiş. Bunu da isterseniz buradan böyle çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ayıp olmasın diye çıkarmıyoruz şimdilikle. Ve burada da işte tahtamız var, görüyorsunuz. Burada da işte Barbie küçük kızımıza alfabe gösteriyordur herhalde. Sandalyemiz var burada, görüyorsunuz. Burada da işte bu da bizim dünyamız arkadaşlar. İşte böyle küçük bir çanta var. Su şişesi var. Silgecimiz de var. Veya süngerimiz de var. Bundan da işte tahtayı da böyle boyuyorsunuz. Bunu da biliyorsunuz zaten. Daha fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdilik de öncelikle parçalarını bir birleştirelim bakalım. Sonra nasıl gözükecek arkadaşlar, çok merak ediyoruz. Öncelikle bunları alıyorsunuz. Bir tanesini buna böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Bastırmanız lazım birazcık. Tık diyene kadar. Öbürküsünü de alıp bunu da buraya koyuyorsunuz. Bunu da bastırmanız lazım tık diyene kadar. Birazcık bir zoom yapalım. Kamerayı biraz öne yapalım arkadaşlar. Daha iyi görebilirsiniz diye. Aynen böyle.
Şimdi bunu böyle kenara koyuyoruz. Ondan sonra bunu da alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerinde de Bobby yazıyor. Bunu da böyle gayet kolay bir şekilde bunu da böyle geçiriyorsunuz. Ondan sonra aşağı bastırıyorsunuz. Burada da işte gezegenimiz. Bu da gayet kolay bir şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir delik var. Ve öbür tarafında da delik var. Bir deliği öbür tarafında da böyle tutturacaksınız. Tamam, gayet basit. Ondan sonra da parça falan birleşmiyor arkadaşlar. Sandalyemiz burada. Sandalyemizi buraya böyle bir koyalım. Veya böyle koyalım. Bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Makasımız da var. Gördüğünüz gibi bunu da buraya koyalım. Ve süngerimiz de var. Süngerimizi de buraya koyalım. Ve işte tahtaya boyamak için kalemlerimiz de var. Görüyorsunuz. Bunları da buraya böyle koyalım. Birazdan lazım olur zaten. Ve bu da kızın işte çantası ve içeceği. Onları da onun masasının üzerine bir koyalım. Acaba şimdi kızımız oturabilecek mi? Onu bir test yapalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan daha iyi gözüküyordur herhalde. Gördüğünüz gibi kızımız da böyle rahat bir şekilde de oturabiliyor. Bunu da kızımızı da böyle koyalım. Öğretmenimiz de bu. Maalesef ama babimiz böyle ayakta duramıyor yalnız başına. Aslında dursa daha iyi olacak. Aslında ayakta dursa daha iyi olacak. Ama maalesef babimiz gördüğünüz gibi elimi çektiğim zaman hemen öne veya arkaya düşüyor. O yüzden elimizden tutalım. Şimdi de babimiz kalemini alıp, kalemini tabii ki de kalemi elinden daha büyük. Maalesef geçiremiyoruz böyle. Kendimiz yapmamız lazım. Babimizi böyle yere koyalım. Mesela burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela A, B, C, Ç, böyle istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz bu küçük tahtaya. Hoşunuza gitmediyse, yanlış bir şey yaptıysanız arkadaşlar, bu süngeri alıp bu süngerin üzerinden böyle geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzelce de siliyor. Tabii ki öğretmenimiz de bu süngerden de silebilir. Gördüğünüz gibi hop düştü. Böyle şekilde öğretmenimiz de silebilir. Evet arkadaşlar, umarım setimiz sizin hoşunuza da gitmiştir. Ve bu arada da abone olmadıysanız abone olun, çok sevinirim. Yorum da atmak isterseniz tabii ki de yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi umarım hoşunuza da gitmiştir. Çana basmadıysanız çana da basınız. Çünkü yeni yüklediğimiz videoları da kaçırmazsınız. Ve benden de bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.